Herkese merhaba arkadaşlar. Sesimde herhangi bir problem var mı? Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum şu an. Tamam, teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar 15 dakikalık, 13-15 dakikalık bir anlatım olacak. Şimdi konumuz normalde bizim proje kapsamımız, ilköğretim, ortaokul ve lise kodlama ve dijital okul yazarlık projesi kapsamında bir etkinlik olacak bu. Etkinliğimiz adı 23 Nisan etkinliğinde. Öğretmen gözünde 23 Nisan. Şimdi amacımız kendimiz bir takım video araçlarını kullanarak video çekip video tarzında uygulamalar yapıp öğrencilerimize bunları göndermek. Hem teknolojik web araçlarını kullanmak burada amacımız, hem de öğrencilerimizi işte bu konuda bunları kullanmaya teşvik etmek ya da onlara ulaşmak, yani bir nevi duygularımızı onlara çizgi kahramanlarla ve paraşlarıyla anlatmak. Onların çünkü bu tarz şeyleri çok sevdikleri için bu şekilde bir etkinlik yapmayı düşündüm. Şimdi etkinliğimiz içerisinde birincisi Render Forest, Poster My Wall, Plastagon, Scratch, işte Krole, ona çok fazla değinmeyeceğim, Powtoon, Vertigo, Blender ve birkaç tane daha Joker dediğim uygulamalar var. Onları da anlatmayı düşünüyorum. Şimdi uygulamalarımız şu şekilde. Ben ekran paylaşımını bir yapayım. Bir saniye. Evet. Şimdi uygulamalarımızdan bir tanesi Render Forest. Uygulama YouTube gibi işte bir takım kanallar için video hazırlamak için kullandığımız araç. Bunları internetten göstereceğim birazdan. Ya da önce bakıp o şekilde gösterelim. Mesela birincisi Render Forest'la başlayalım. Renderforest.com sayfası üzerinden buraya erişmek mümkün. Şimdi burada bazı web araçlarını kullanırken bazıları reklam ekliyor, bazıları reklam eklemiyor. Bu reklam ekleyenlerden bir tanesi. Burada hazır yüzlerce template var. Kendiniz bir tane seçip aratıp kendi alanınıza göre, ilgi alanınıza göre nasıl bir şey oluşturacaksanız ona göre bir tane template seçip üzerine tıklıyorsunuz. Mesela bu, ya da kendim bir tane oluşturmak istiyorum veya buradakilerden herhangi bir tane kullanmak istiyorum dediğinizde oluşturuyorsunuz ve size buradaki hazır kahramanları kullanarak bir takım sağına soluna işte konuşma butonları ekleyerek yaptığınız animasyona şekil, görüntü verebiliyorsunuz. Ve bunu kaydettikten sonra da yine video formatında 15-20 MB'lik bir dosya şeklinde kaydediliyor. Kaydedildikten sonra bilgisayarınıza indirip öğrencilerinize gönderebiliyorsunuz. Şu an internetim yavaş, biraz o yüzden girip hepsini uygulasam saatlerimi alır. Sadece nasıl yapıldığını ve üzerindeki şeyi göstereyim, sanırım yeterli olur. İkincisi arkadaşlar, size önermek istediğim Poster My Wall. Poster My sayfası. Şu an ekran paylaşımı yapıyorum fakat görüntüde herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Ekran görünüyor. Şimdi Poster My Wall sayfası benim de yine çok sevdiğim ve sıkça kullandığım bir sayfa. Burada hem afişler, afiş dışında videoda aynı şekilde yapma imkanınız çok. Mesela ben bir tane genelde inografik tasarımlarımı ben bu sayfa üzerinden yapıyorum. Mesela bir video hazırlamak istiyorsunuz. Ya da bir afiş hazırlamak istiyorsunuz ya da videonuzun önüne bir kapak hazırlamak istiyorsunuz. Buradan yine aynı şekilde hazırlamanız mevcut. Burada çeşitli efektler var. Mesela şu efekt bir konser efekti, neyse artık. Konser yapmadan önce işte buraya kendi videosunu koyup altına afiş yapıp burada video haline getirebiliyor. Onun dışında ya da farklı etkinlikler de var. Öğrencilerinizin kullanacağı burada hazır efektler de var. Sizin de kendinize ait kullanabileceğiniz birçok hazır efekt yine mevcut. Yine aynı şekilde düzenlemek istediğiniz herhangi bir şeyi buradan video veya resim tarzında kaydedip bilgisayarınıza, şurada ücretsiz download seçeneği çıkıyor. Kaydedip bilgisayarınıza yediğini alıp istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Onun dışında
Diğer bir aracımız Platagon. Platagon aracı arkadaşlar bir aslında web sayfası normalde ama bunun daha çok uygulaması çok kullanılıyor. Ben size şurada uygulamasını açtım. Uygulama şu şekilde. Platagon'da bir şey var. Karakterler var. Buradan kendinize randomize deyip herhangi rastgele bir karakter de oluşturabilirsiniz. Ya da kendiniz buradan ilerleyip işte kendinize özel tarzda bir karakter oluşturabilirsiniz. Mesela işte ağzı, burnu, kafası, gözü her şeyiyle saçı, saç efekti, işte ondan sonra saçı, sakalı, ne bileyim bunu bayan da yapmanız mümkün. Göz rengine kadar bir karakter oluşturabilirsiniz ve bu tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde sizden ücret de talep etmiyor. Platagon sayfasından girip programı indirip bilgisayarınızı bu şekilde kurduktan sonra istediğiniz tarzda bir karakter oluşturabilirsiniz kendinize. Ha, bunu kullanabilirsiniz de kaydetme imkanınız var. Resim görsel olarak kaydedip istediğiniz ortamlarda yine kullanma imkanınız var. Bu Platagon bu şekilde bir soru var herhalde. Bir saniye hocam. Sayfayı bir büyütmem gerekiyor. Web adresleri hocam web adresleri şöyle ben bunu şurada kendi web sayfamda da yine paylaştım. Web sayfam üzerinde de bütün şeylerini yazıyorum. Zaten web sayfalarını isimlerini yazdığınız zaman direkt çıkıyor hocam. Sayfa olarak. Doküman halinde ben bunu yine kendi bu etkinliğin sayfasında forumlar ve dosyalar bölümünde bulabilirsiniz hocam. Oraya da atacağım yine aynı şekilde etkinliği. Web sayfalarını orada erişme imkanınız mevcut. Bundan sonra benim bir soru anlatmaya çalıştım. Bir hangisiydi? Platagon'dan sonra. Evet, Scratch. Arkadaşlar Scratch birçoğumuzun bildiği bir uygulama. Ben neden Scratch'ı? Şu web sayfasında gençbeyinler.net diye bir web sayfam var kendim. Burada genelde paylaşıyorum. Bütün kullanımlarına, detaylarına buradan ulaşma imkanımız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Olur da hani belki buradan yardımcı olamadığımız bir konu olursa oradan da yine detaylarına ulaşabilirsiniz. Biraz sayfalar herhalde şuradan kasıyor. Evet. Şimdi Scratch normalde bir şey uygulaması, programlama, kodlama kullandığımız bir web aracı. Neden Scratch'ı buraya önerdim? Scratch gerçekten çok güzel bir animasyon tarzında hazırlama uygulaması. Hem öğrencilerimiz burada kodlama imkanına sahip oluyor, hem de video ve görsel efektlerle kullanabileceği bir web arayüzü. Şimdi Scratch'ta anaokulu öğrencisinden lise öğrencisine kadar her şey var. Şimdi nasıl anlatayım? Yani öğrencimiz iki tane anaokulu öğrencisi konuşmayı bilmiyorlarsa bile buradaki karakterleri kullanarak kendilerine bir işte hocam resim çizdim, hocam bakın ne kadar güzel bir efekt yaptım, hocam karakter koydum, dışarıdan hazır bir görsel ekleyip buraya koyabiliyor. Yani atıyorum bir Galatasaraylı işte adamla bir Fenerbahçeli adamı buraya koyup karşılıklı muhabbet ettirip kendini oradan içerisindeki hayal gücündeki o sohbeti konuyu hani iki tane erkek öğrenci için diyorum mesela hocam hiç kodlama bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. İyi oğlum sen otur sporla alakalı bir şey yap diyorsun. Ya da bir futbol topu koyuyor, kale çiziyor, kale yapıyor. Ya bunu neden video şeyine koydum? Burada bir karakter koyup o karaktere sohbet baloncukları ekleyip karakteri konuşturabilirsiniz. Arka plan ekleyip bir video haline kaydedip öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir web aracı ve çok da güzel bir web aracı. Pavton arkadaşlar Pavton bu web araçları arasında benim anlatmak istediğim anlatınca da daha doğrusu kalıcılığını en yüksek gördüğüm web aracı Pavton. Pavton web aracı Pavton web aracı bu araçlar içerisinde en sağlam, en güzel ve en dikkat çekici özelliğe sahip olan bir web aracı. Ben videolarımı öğrencilerimle proje yaptırırken, projeden sonra genelde Pavton web aracının kullanmalarını istiyorum. Bu hem ücretsiz olmasıyla beraber pro seçeneklerini de son zamanlarda kaldırdı. Yani bir hayli burada şey mevcut, video mevcut. Evet, benim hazırladığım en son 5. ayın 5'inde bir, evet şu an ben de yeni denk geldim. Bir kodlama varmış. Ne yapmışım? Ben de çok merak ettim şu an.